80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına kendi evinde aylarca işkence etmiş, defalarca ölümün eşini getirmişti. O vicdansız bakıcı görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Herkesin yüreğini yaktı ama şüphesiz en çok yaralanan, annelerini o sözde bakıcıya emanet eden yaşlı kadının çocukları. Canı yanan aile bugün ilk kez ANTV Haber ekibinden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'a konuştu. Elini indir aşağı. Elini indir. Kör olsam da o görüntüleri hiç görmeseydim. Türk Ceza Kanunu'nda bunun tanımı eziyet suçudur. Bu cani bakıcı bu kadına sistematik bir şekilde eziyet ederek bu suçu işlemiş. Sözde yaşlı kadına bakmak için evine girmişti ama bakmak bir yana Alzheimer hastası yaşlı kadına aylarca işkence etmiş, gece gündüz şiddet uygulamıştı. Skandal görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Kadıköy'de insanın kanını donduran o acı olay sonrası yaşlı kadının ailesi ilk kez konuştu. 80 yaşındaki annelerine yapılan eziyetin ardından yaşadıkları çok ağırdı. Psikolojimiz çok bozuldu. Ailece çok yıprandık. Annemi öyle görmeseydim dedim. Kör olmayı istedim. Aile 80 yaşındaki Alzheimer hastası annelerine bakabilmesi için o sözde bakıcıyı bir referansla işe almıştı. Üstelik o kadın tam 4 yıldır evlerindeydi. Biz bu insana ailemizden biri gibi davrandık ama yapılan hiçbir şeye sığmaz. Ortaya çıkan o şiddet görüntüleri aileyi yıktı. Tabii akıllarındaki soru annelerinin ne kadar süredir bu şiddete maalesef maruz kaldığı oldu. Yaşlı kadının kulağındaki morluk ve doktorun o izin darptan kaynaklandığını söylemesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Eve yerleştirilen gizli kamera tüm şiddeti kaydetti. Zamanlı kadının tekme, tokat, yumruklarla böyle darp edildiği ortaya çıktı. Hatta o vicdansız bakıcı yaşlı kadını darp ettikten sonra ağzını kapatıp böyle nefessiz bıraktı. Hasta ve yaşlı kadına yapılanlar milyonların da yüreğini yaraladı. Ailenin yaşadığı üzüntü ve duyduğu acı tarifsizdi. O kadının serbest bırakılmasıyla bir kez daha yıkıldılar. Kalkıyor, vuruyor. Yarım saat sonra bir daha vuruyor. Bir saat sonra bir daha vuruyor. O vicdansız sözde bakıcı yaşattığı o dehşetin ardından 5 yıl hapis cezası aldı ama sadece 26 gün cezaevinde kaldıktan sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi. İşte ailenin iddiasına göre İl Göç İdaresi onu ülkesine geri göndermesi gerekirken serbest bıraktı. Bizim içimiz şu anda kan ağlıyor. Yakalanırsa yine deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilecek. Çünkü Türkmenistan'da da bu kişi ayrıca bu cezadan yargılanacak. Bu şahsın nerede olduğunun bir an önce cevabının göç idaresinden alınmasını istiyorum. Aile yaşlı kadının düzeni bozulmasın diye kendi evinde ona bir konfor alanı sağlamıştı ancak o gizli kamera görüntüleri maalesef acı gerçeği ortaya çıkardı ve ailede o yaşlı kadını yanına aldı. Üstelik o evden, o bakıcıdan ayrıldıktan sonra yaşlı kadın düzelmeye başladı. 2 aydır annem benimle ve inanın algılaması değişti, çok daha mutlu oldu.